الله تعالى على يقول استعان بالله يا أيها الذين آمنوا ey inanmışlar, Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Benim size bir emrim var. Buyur ya Rabbi. İctenibu, sakının. Kethiran minabban. Zanların çoğundan, birçok düşünceden, tahminden sakının. Yani tahminden sakının derken, ya bu benim elimde değil, içime böyle bir düşünce geliyor. Ondan sen mesul değilsin. Bu zan ve tahminlerinizi açıklamaktan sakının. Bir var ki vesvese kabiliğinden insanın içine bir düşünce gelir. Ya içinden geçer ki şu adam acaba münafık mı ya? Ya bu namaza geliyor ama acaba mi? Acaba aşam? İçinden gelir. İçinden bu gelmesi sana günah yazılmaz ki vesvesedir. Adam Allah hakkında bile şeytan gelir der ki Allah var mı acaba haşa? Kalbinden böyle bir şey geçer. Bundan günah olmaz ki. Ama sen bunu ya Allah acaba var mı ben de düşünüyorum ha desen ne olursun? Stalin gibi gavur olursun. İşte suizanın manası nedir? İçine bir düşünce geldi. Estağfurullah bir şey yok zaten konuşmadıktan sonra günah da yok. Ama sen kalkıp da ya arkadaş hiç düşünmüyor da değilim. Bu adam geliyor gidiyor ama bu neyin peşinde ya falan. Başladın adam hakkında kötü raporlar çıkartma. İşte bu haramdır. اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمُنْ Zanların ve tahminlerin bazı burada çok manasında birçoğu günahdır. İnsanlar tahminler yapıyoruz ya bunların birçoğu binde bir, iki, üç, beş tutarsa çoğu ne çıkar? Boş. Ama bunu açığa koyup da millete yaydığın zaman da ne oldu? Büyük bir günahdır. Çünkü neden? Adamı leçeliyorsun. Milleti adam hakkında şahit ediyorsun. Efendim, soru işaretleri getiriyorsun. Bundan dolayı birisi ona kız verecekse vermez, iş verecekse vermez, yanına alacaksa almaz, arkadaşsa sohbetini keser. Yani bunlar nelere sebebiyet veriyor biliyor musun? Onun için böyle, ben öyle düşünüyorum diyerekten konuşmayın Allah. Celle şanuhu ve celle celaluhu.